Olay nedir? Budur gençler. Neredeyiz biz? Şuradayız. Orayı halletmişiz. Şimdi şu yerimize giriyoruz. Final ora diyor. Startta bir yer açtık mı? Oradan tepeye gidiliyor mu? Abi beni buradan geriye götür. Gerçi şuradan geriye gidilmiyor ki. Buradan geriye gidemiyoruz zaten. Burası kapalı. Değil mi? Evet, her türlü ilerlememiz gerekiyor. Bu nasıl bir ilerleme? Dur lan. Ben burayı hallederim dayı. Hem de nasıl halledeceğim biliyor musunuz? İzleyin. Birazcık değişikmiş ama. Soldan mı geçeceğiz lan illa? Öyle gibi. Bu arada zor. Checkpoint yok çünkü. Ve hızlı olmamız gerekiyor herhalde. Oha, tamam, hareket ettirmiyor. Oy uşağım. Oy uşağım. Tamam, şimdi başladık da. Şimdi rahatım. Onu almaya uğraşmayacağım için sakin oynayalım. Sakin. Bir sebepten dolayı yukarı gitti Hiro. Orayı hızlıca geçsem. Şu okların orayı hızlıca geçsem böyle. Bu niye onu yapsam? Geçtirtir mi ki beni? Şu başlangıç alanı ne gıcıkla? Şans gerekiyor bildiğin. İki farklı şey var gene. Ne oluyor lan? Dur. Allah Allah, ben niye ölüyorum? Saçma saçma. Zor lan. Cidden orayı tek tek geçilmiyor. Orayı ben bir bunu deneyeceğim. Olmuyor böyle. Bunu da çok bunladık. Dur. Kafa attık resmen. Ama orası da küçük yer işte. Orayı da vınlayamıyorum. Küçük olduğu için bir alt kısmı. Küçük çok sıkıntı çünkü evet, garanti ölümü var küçüğün. Şu an garanti ölümdeyiz mesela. Ne yaparsan yap oradan geçemiyorsun. Eğer o şey, evet şu an garanti ölüm. Şu an değil mesela. Ah! Oğlum ona denk geldi. La oğlum la. O aşağı geçsem bir rahatlayacaktım. Görecektim ne oluyor, kim ne diyor diye. Şansıma, ağzıma vuracak şey denk geldi. Yalnız dayı hiç bir nefes alacak yer bırakmamışsınız la. Uşaklar ya. Nedir bu nefret ya? Nasıl rahatladım? Rahatlamam mı gerekiyordu ki lan? Ben yanlış mı geldim? Benim aşağı inmem gerekiyor değil mi? Vay anasını. Boşa o kadar dert çektik la. Dur. Abi buzunu ama yani. Buz mu daha gıcık, su mu daha gıcık? Anlayamadım şahsen. Ben burayı vınlayarak geçebilir miyim lan? Oha, nasıl değdim? Abicim, bizim o checkpoint'e acilen ulaşmamız gerekiyor. Size size onu söyleyeyim. Yoksa böyle burada başla başla git imkanı yok.
Niye buraya checkpoint koymuşsun ki? Daha bizi kandırıyorsun ya. Garanti ölüm de verme artık. Garanti ölüm de miyiz? Garanti ölümdeyiz. Artık değiliz. Garanti ölüm geliyor. İyi, kurtulduk. Garanti ölüm verdi. La oğlum la. İki şansımız olsun. Bir garanti ölüm denk gelmeden bir geçelim hızlıca tekrardan. Şu an iyiyiz. Garanti ölüm yok. Garanti buz var ama. Oğlum o dayış ne la? Tek dal basıyorum. Vallahi bir dal basıyorum ha. Asılı bile tutmuyorum. Bir dal basışın hızı o. Neye değdim la? Şu an şey olduğum için yanlış gelişimin siniri var. İyice triggerlanmış haldeyim şu an. O yüzden geçemiyorum yani. Olay yerlere takılıp duruyorum. Rahatlamamız lazım. Alttaki checkpoint'e ulaşırsak çok 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 daha iyi oynarız. Bence bu arada buz bug'lıdaysa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Yarın buza değince işlemiyor. Birazcık fazla mı değiyor artık? O da zaten gözükmüyor kutundan. Buz işlemeye başlıyor. O yüzden uçuveriyorum. İlk çok az gidiyorsun. Sudan düz yerde olduğun için buza kıyaslan. Sonra birden uçuyorsun. Abi garanti ölüm verme gali la. Şimdi buranın sıkıntısı var. Hem buz her yer. Neye değdim la? Daha değmeden öldü dedi. Vallahi hareket ettirtmedi. Bir dal basıyorum la. Basılı tutmuyorum bile. Bir dal basıyorum. Burada su doluyoruz mu? Doluyoruz. O yüzden şöyle girip. Herkes değişik değişik daire çiziyor arkadaş. Suya değdiğin an seni öldürüyor. Sana sadece onu söyleyeyim orada. Bütün momentumunu alıyor. Hareket edemiyorum bile. Su güya yavaşlatıyor ya, orada direkt hareket edemiyorum. Buzdan suya geçişin öyle bir mekanizması mı var ki oyunda lan? Çünkü direkt hareket ettirmiyor. Ölmeden önce bile hareket ettirmiyor. İki kere yaşadım şu an. Gerçi iki kere gittik zaten. %100 yaşadık teknik olarak. Bu arada cidden hiç hardcore oynuyormuş gibiyiz ha bu arada. Garanti ölüm verdi ki yine. Şöyle bölüm dizaynlarını sevmiyorum mesela. Hani bölümün zorluğu checkpointsizlikten geliyor. Hardcore bile oynamıyoruz hani teknik olarak. Değmediği bir yer var mı? Var. Şuraya değmiyor. Ama ben oraya nasıl geçiyorum ki? Değmiyordu. Değsi mi geldi oğlum ben oraya geçince? Hello oyun? Yoksa başka bir yerden gelen topun şey mi o? Değmiyor diye yaptık lan o hareketi. Değiyormuş. Bu evim ben bozuldum. Dur, şuraya değmiyorsun dayı, değil mi? Evet. Burada nefes de alıyoruz.
Her şey güzel, mutlu, mesut yaşıyoruz şu an burada. Şuraya değiyorsun. Şuraya değmiyorsun gibi ama daha hiç de güven de vermiyorsun açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Şuraya değmiyor. Oraya girmem için ben deniyorum ya. Şuraya değmiyor normalde. Nereye değmiyor bir de? Buraya mı değmiyor? Şuraya değmiyor. Ta ucuna değmiyor. O da var ya dayı. Ama oraya değmiyordun. Ne oldu? Gene değisik denk geldi. Oğlum çok gıcık la. Hani zor da değil, gıcık. Kendi daydı, inmedi aşağı. Bir aşağı in dedim, hiç durdu top. Niye bilmiyorum. İlginç. İlginç şeyler oluyor. Abi garanti ölüm verme. Mesela o da çok kötü bir bölüm dizi. Garanti ölüm var. Gittiğinin. Hani kurtuluşun olmadığı şeyler yapılması çok saçma. Hani sırf zor olsun diye yapılmış. Yani nefret ettiğim oyun stilidir o da. Ama gıcık olduğum için bitirmeden de bırakmam mesela. Ne kadar nefret etsem de oyunu. Sinir olurum çünkü oyunu. Tek sıkıntı artık yukarı basmamaya başladı. Niye bilmiyorum. Şuradan yukarıya basıyorum 30 bin kere ama. Hah, işledi şükür. Allah'ıma şükürler olsun. Kötü denk geliyor RNG. Şansımız kötü denk geliyor. Garanti ölüm denk geldi. Başta bile garanti ölüm denk geliyor la. Neyse hallederiz ya. Biz Camel'ız ya. Evet, buraya geldik geri. Şimdi şuraya gireceğiz. İlk şeyimiz o. Bu. Şunun tepesine teknik olarak değmiyorsun dayı. Biraz önce beni vurdun, indirdin oradan. Çok üzüldük. Buz kaymıyor mu dayı? Niye inmedi aşağı? Oğlum buz hızlandırmıyor mu? Niye o kadar yavaş iniyor? Ben mi yanlış biliyorum oyun mekaniklerini? Hello? Çok basınca uçurmuyor mu? Şurada uçuyoruz sabahtan da çok bastık diye. İlginç. Vallahi ilginç. Başka save noktası bulalım ya. Bu nedir? Şurası var gibi. De orası da hani o kadar çok şey geçiyor ki oradan. Oraya da her türlü çarpacakmış gibime geliyor var ya. Çarptı diyecek kesin. Bir yerinden tutup aa şuradan çarptın sen diyecek. Ben de iyice delirip küfredeceğim. Aynen. Aynısı oldu işte. Şuradan çarptın dedi. Öldük. Lan dur. Abicim garanti ölüm verme galiba. Normal şanstan çok garanti ölüm aldık la.
Ya şurası var ya aslında yol araçla geçilecek de ben o kadar şanslı olabileceğimi düşünmüyorum. Yola şanslık geçebilecek orayı. Sana öyle diyeyim valla. Ben buradan şuraya başlasam orada... Dur bakalım şu ucuna değiyor mu? Değmiyor aslında. Şu bir tepki tepesine değiyor. Orada bana her türlü gene değdi diyecek de bu. Abicim şuna değmiyorsun aslında ya. Ben ona yol alıyorum ya. Şunun tepesine doğru yol alayacağım. Oradan da aşağı yol alamaya çalışacağım. Mekanikler çok garip. Yarım buzda, yarım suda hangisinin çalıştığını ben bile bilmiyorum şu an orada. Garanti ölüm. İyi sinirlenmeye başlıyorum. Buzda su mekaniği çok garip. Rastgele işlediğini adım gibi eminim ya. Gene garanti ölüm verdi. Mesela öküz gibi momentumun oluyor. Yarın böyle gözükmeyen bir siyah parçası karenin suya giriyor. Diyor ki sudasın, yavaşla. Daha da yavaşla da değil, bayağı sıfıra indiriyor hızını. Ve bıçağa basman gerekiyor şeye, kontrollere. Gitmiyor çünkü, hareket etmiyor. Tekrar basman gerekiyor. Basılı tutunca hareket etmiyor. Bir de onu mu hatırlamam gerekiyor? Geldik gene zurnanın zırtları yere. Zurna zırt dedi, zort dedi. Ben kapatacağım gibi. Cidden çok sinir oldum ve terledim öküz gibi. Çok sıcak hava. Nefes alamıyorum şu an. Sinirlenince öküz gibi terliyorum ben. Ama çok gıcık yaptım. Bitirmeden kapatasım da yok. Ama ben bunun mantığını anlamadım. Şuraya teknik olarak çarpmıyor ama çarpıyor. Şuraya şu şekilde oturursak teknik olarak çarpmıyor ama çarpıyor. Şimdi nereye çarpmıyor, nereye çarpıyor dayı? Buz olmasa bu arada çok kolay geçerim şurayı. Ama buz olduğu için uçuruyor, duruyor, saçma saçma hareketler yapıyor. Bir şey deneyeceğim. Direkt ölebilebilirim ama... Mesela ölmeden önce bastığım son şey sol tuşuydu ama işlemedi. Daha yakındı ama değil mi bu arada? Biraz önceki yaptığım şey. Galibiyetimizi. Mesela bak bak. Suya yanlışlıkla değdi dedi. Değmedim. Sonra da çıktı dedi. Bir hızlandırdı beni. Hani o kadar hızlanmadım ben daha buzda. O yüzden çarptı. Yoksa sakin sakin gidiyordum ben. Gene garanti ölüm verdi ya. Şu garanti ölümü bari düzeltseler. Birazcık rahatlasak. Zaten checkpoint koymamışlar hiçbir yere. Hardcore oynuyoruz sanki. Zorluğu checkpoint olmaması oluyor. Checkpointsiz map yapıyorsun. Ben anlamadım ki bu map dizaynını. Bu da klavye kafa yedi hiç.
Diğer 3 bölümde öldüğümüzün 3 katı mı öldük burada? Çok gıcık yapmışlar ya. Hani gerçekten mantığı anlamadım. Hepsi daire çiziyor gibi etrafında ama işte değişik bir daire çiziyor. Yakınlaşıyor, uzaklaşıyor. Bir de buz olduğu için yani bazı yer full rastgele hareket ediyor. Gerçi bazı değil. Gayet rastgele hareket ettiriyor da. Mesela şu soldaki su yanlışlıkla değdiğin an ölüyorsun. Rastgele hareket ediyorsun çünkü. Ona değmeden bir şekilde şöyle bir geçiş yaparak gitmemiz gerekiyor. Yol alıyorum. Yol aladım. Oh, tamam çok mutluyum şu an. İstediğim kadar ölebilirim. Bunda da keyfine öleceğim. Anasını satayım. Vur lan bana. Vur bana. Vallahi ona da değdim. Allah belanı vermeyin. Al beni buradan, al beni buradan. Al beni, al beni dayı. Al beni, götür beni buralardan. Götüremedi. Şimdi orası birazcık sıkıntılı zaten. Ben şu üstteki paraları alıp ki nasıl alacaksam şu kadar şey içinden. Alıp geri gelmem gerekiyor. Buz izin vermiyor. O aradan nasıl geçerim? Şöyle çaprazlamasına bir boşluk bulursam oradan uçarım. Çünkü bunun mantığı olamıyor buz olduğu için etraf. Peki bekleyecek yer de bırakmamışlar. Biraz önceki ölüşüm gibi o aradan geçmem gerekiyor işte. Ama geri nasıl geleceğim işte? Oradan geri geliş nasıl olacak? Orası çok şey. Şu su mesela öyle bir yavaşlatıyor ki durmadan ölüyoruz mesela. Aynı şekilde ölüp duruyoruz. Şöyle buzlu yerden gitmeye çalışsam sırf. Vallahi daha mantıklı. Vallahi daha mantıklı. Dur bakayım. Şöyle, şöyle. Ha, dur 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 dur. Kemal bir şey gördü. Kemal bir şey gördü. O da ölümüydü. Lan şuradan bir yavaş çık. Allah rızası için. Dur. Heh. Lan dur. Vallahi ne yapacağım? Parayı alıp geri gidesim var. Ta önceki başa gidesim var. Burada ne var? Boş ver. Görmedik farz et. O ne oğlum? La dayı azıcık kolay bir şey yapaydınız la. Tamam dünyanın en zor oyunu diye geçiyorsun da dayı abartmışsın sen. Sen evrene kadar iyi olan var. Bu nedir la? Şu ortadan yavaş yavaş gitsek. Diyeceğim suya değdiğimiz an ölüyoruz anası satayım. Bu ne? Şuradan yavaş yavaş diyeceğim buzdan nasıl yavaş yavaş gidilir? Oğlum imkanı yok ki buz sudan çıktığım an çok hızlanıyorum. Durmuyor Hero. Baksana nasıl hızlı gidiyor sudan çıktığın için. Her yeri su yapmışım ben nasıl alacağım onu? Oraya sudan girmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız? Üstteki yere sudan girmemiz gerekiyor. Tabii denk gelmesi de gerekiyor. Her şey gerekiyor. O da bize gelmiyor işte. Bak şimdi. Şöyle girdik ya. Şöyle. Heh. Bak. Bak.
O olayı yapacağız işte. O olayı yapacağız ama geri dönüşü nasıl olacak onun? O olmayacak gibi. Şu anki bölüşümüzle. Suya giremedim ya. Suya girip kendimi yavaşlatacaktım. Ben gidiyorum kardeş, geri gidiyorum. Ya bu nedir ya? Ya çok hızlıyız. Gidilmiyor. Help. Oradan sağa kaçırsam, sonra geri girmeye çalışsam olur mu ki la? Lan dur. Bir de drift mekaniği eklemiş. Mesela buzdan geri gidince birazcık yavaşlayarak gidiyor. Onu sırf özel eklemiş. Ki hızlıca pıt 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 gidemedi. Yoksa çok kolay gidersin. Kayışı durdurduğum an. Karenin ucu bir yere değdiği an öldüm sayılıyor. Suya muya değdim sayılıyor. Ama parayı aldın sayılmıyor lan. Hayır arkadaş, şu sudan fırlamayı nasıl yapacağız? Sudan fırlamadan imkansız ki. Daha doğrusu hani sudan fırlama mekaniği olduğu sürece bu azıcık imine gamsız gibi ama. Şöyle gitsek, oradan girsek. Yukarı dedim ama aşağı indi bir sebepten dolayı. Şöyle yukarı çıksak. Şu fırlama olmasa herhalde bir 500 ölüm daha azdık şu an. Zaten aynı yerde öldük bütün ölümleri de. Aha. Ya bir 9 para eksik olsa ne olur la? Vallahi tanıdığız bir indirim yap. Gözüm yaşını yiyeyim, yağını yiyeyim, gözünü emeyim. Artık ne istiyorsan. Şu an kafayı yedim çünkü. Oğlum çok zor, oradan geri nasıl çıkacağım ben? Vallahi geri giderim ha. Vallahi acımadan geri gitmeye çalışırım oradan. Bu neymiş oğlum ya? Oğlum sola bastım lan, sağa değil la. Drift sudan patlayıp sağa mı kayıyor? Öyle bir şey de mi var? Evet var. Vallaha var, o da var. Lan dur. Bari ölüm den yeni doğarken zıplatıyor ya, onun bile şeyi var. Mobilitesi var anasını satayım. Bari onu koyma da bir hızlıca başlayıverek. Sırf ekstra animasyon ekleyeceğim diye biz burada üç kağıtçı gibi. Çok zor ya. Paranın teki su da, suya değiyorsun, buza değiyorsun, uçuyorsun. Direkt çarpıyorsun. Şöyle gitsek. O da imkansız. Oradan biri çarpıyor direkt. Ama şöyle. Aa dur, oradan bir çapraza girmeye denesem. Şu şekil ama suya giriyoruz orada. Su bizi direkt bozar. Harbi geçiş izni ya verilmedi ki kardeş. Bu ne la? Salla vallahi sal, parayı almaya geldim.
İnat yaptım çünkü. Pes etme yok. Hayat pes edenleri sevmez yiyen yiyen. Ha, ne oldu? Ha, vurduk mu ağzına? Oğlum düz yerden de düştü deme bari. Tamam, oyun zor olsun diye şey yapıyorsun ama. Oha dayı. Şurada nerede düştüğümü söyleyen var mı? Gotu direkt beni aşağı attı. Aşağı olmayan yerde. Burada beklerim baba, hani benim kafa rahat. Ama yukarı bastım ben. Neyse, orası daha kolay gibi dur. Çok yorulduğum için artık kolay yerler de çok zor geliyor şu an. İyi yoruldum çünkü. Kötü denk geldi. Kötü denk geldi. Şimdik. Şurada insek. Tamam, orası kötü iniş yeriymiş. Onu öğrendik. Oha dayı, bir durun lan. Dayı dur. Sakin. Sakin. Dümdüz yerde düşüyoruz ya. Vallahi delireceğim lan. Şuna bak. Oğlum kutunun üstündeyim la. Nasıl aşağı düşmüş olabiliyorum? Ölürken bile kutunun üstündeyim. Gene. Şuna bak. Allah Allah. Ben cidden anlamadım ha ölüşlerin çoğunu. Anlamıyorum yani. Kutunun içinde öldü diyor cidden. Değdim. Abiniz değdi. Abiniz değdi. Vallaha değdi. Vallaha da değmiştir. Billaha da değmiştir o. Nasıl değmedi oğlum? %99'um şey üstte la. Nasıl kaymıyor da hala şey oluyor orada? Ha şöyle. Herkes adam olacak oğlum. Kafayı yedim ben şu an. İyice delirdim şu an ben. Hem sıcaktan hem oyundan şu an yokum yani ben. Neye değdim la? Fıstık gibi geçmedim mi ben onu? Hop. Bura nere la? Aa, bura finish. Oha, oha bu ne? Oğlum yapacağın bölümün gıcıklığına yani. Oha diyorum, başka da bir şey demiyorum. Bu arada yanıyoruz he. Hani şey değil, direkt yakıyor be arada beni. Değmesem bile yanıyorum herhalde. Öyle bir şey var mı?
Bütün gözüm her şeyim gittik şu an. Neredeyim ben? Neredeyim ben? Bu anahtarlar nereye açıyor? İnşallah. Gerçi illaki alacağız. Çünkü burada anahtar gözüken yer yok. Şu an şansımız çok kötü bu arada. Hiçbir türlü denk gelemeyeceğiz şey. Oh oğlum bu ne? Göremiyorum ki. O kadar çok şey hareket ediyor ki ne? Hangisi benim? Kötü denk geldik. Gene şanssız denk geldik. Denk gelişimizin şanslı olması lazım, yoksa olmayacak. Gene şanssız. Bu sefer. Zaten orada binemedik bile. Okey, şu an bindik. Bir şeyden dolayı çarptı dedi. Anlamadım neye çarptığımızı. Neye çarpıyorum la? Hareket mi ettiriyor beni platform falan? Dümdüz duruyor mu oğlum? İlk başta çarpmadı diyor zaten. Sonra nasıl çarptı diye biliyor. Orada bildiğin göz illüzyonu lan bu. Bu ne oğlum? Kusacağım birazdan. Aşağı mı düştüm ben? Aşağı tuşuna basmadım oğlum. Sadece sağ sol yaparken aşağı mı düştü dedi o bana. Oğlum, kusacağım la. Vallahi kusacağım birazdan. Bu ne bu ne bu? Göremiyorum ki nerede bineceğimizi. Rastgele deneyeceğim ha. Bindik bir şekilde ama. Bu da çapraz gidiyor. Bir o eksikti kardeş. Binişim yok mu lan ona? Bu ne dayı? Ne yaptın sen? İyi güzel animasyon koymuşsun, helal olsun dayı. Bu ne oğlum? Zorlukta da bir şey yok ha. Hani tamam kolay değil de hani öyle bir çok şey hareket ediyor. Şanssız olmuşuz. Bir de şanslı olmamız gerekiyor ki sağa geçerken denk gelesin. Çünkü gözükmüyor direkt. Mesela şu an geçmeye çalışacağım. O tarafına çarpacak şekilde denk gelmiş. Zaten bir tane geçme hakkın oluyor. Girişinde. Mesela şu an yok. Şu an gelecek geçme hakkım. Bu herhalde bir 3 saat falan sürecek bu video. Ben delirmezsem tabii. Delirip kapatmazsam 3 saat sürecek. Daha bu 4 değil mi de? Bunun 5'i var bir de. Resmen göz illüzyonu yapıyor arkadaş. Bazıları duruyor, bazıları hareket ediyor gibi gözüküyorum. Aha, geçmişim lan. Öldüm sandım. Vallahi öldüm sandım. Hani kendimi o kadar görüyorum ha. Düşünün, öldüm sandım yani. Kendimi görüşüm o kadar benim.
Neyi yarayacağımı şaşırdım şu an. Bu kadar da olmaz la. Değdi desen ne olur? Gol, bu da mı gol değil la? Bu da mı gol değil la? Vallahi bir an klavyeyi kırmayı düşündüm ama sahiden kırık olduğunu fark edince kendimi durdurabildim. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Oğlum yürü git. Kendisi otomatik beni yukarı ara getirttiriyor sonra değdi diyor ya. Şahitlerim var. Uçtum. Şahitlerim var. Kafayı yedim. Onun da şahitleri var. 2000 years later. Normalde hiç de bir şey yok ha. Sağa sola gidiyor sadece kutular ama işte göz diye bir şey kalmadığı için sağında kalmıyor, solunda kalmıyor, yukarında kalmıyor, hiçbir yerin kalmıyor dayı. Kalbim acıyor. Vallahi kalbim acıyor. Yemin ediyorum kalbim acıyor. Şu üsttekine bir gideceğim. Şey için gideceğim sırf. Diğer kapısına mı açıyor diye gideceğim. Gerçi büyük ihtimalle geri gelirim şu an. Onu bile yapamıyorum hani. O kadar yorgunum şu an. Hani dümdüz şu hareketi yapacağız. Onu bile yapamadık hala. Evet, diğer kapısını açıyormuş. Önce kanımca. Ne oldu? Sola gitti otomatik. Ben abi tuşa bile basmıyordum la. Kendisi fırlatıyor. Evet. Evet fırlatıyor baba bak. Evet. Yukarı basınca fırlıyorum. Ama bu oyunda o mekanik yoktu lan. O birde vardı. Buna da mı eklediniz? Kenara basılı tutunca uçuyorsun yukarıya doğru. Bir de vardı o. Ben onu çok kullandım şeyde speedrun'da. Mecburi olarak. Tamam. Şimdi her şeyi aldık babu. Her şeyi aldık babu. Şimdi geri gideceğiz. Nasıl gideceksek anasını satayım. Zaten buraya gelene kadar yaşlanmışım. Sakalım çıktı. Beyazladı la şu an sakalım. Böyle aksakallı dede gibi gezerim ha ortalıkta. Şimdi sağa gitmeye alıştık. Gözümüz ona alıştı. Şimdi bir de sola alışana kadar bir 1000 kere daha ölürüz biz burada. Ben size söyleyeyim yani. Hazırlıklı olun. Sonra bu video niye 3000 saat demeyin yani. Bir de şanslı olmamız gerek. Şanssız olmamamız gerekiyor. Daha doğrusu. Ki sağa sola geçişlerimizde şey denk gelmesin. Siyah nokta direkt. Direkt siyah nokta denk geldi. Direkt böyle kucağına siyah nokta denk geldi. Bunu speedrun taktiksle geçeceğim ya. Başka şansın yok ya. Baktıkça gözün yoruluyor çünkü. Anlamıyorsun. Nerede olduğunu, realitin şaşırıyor. Hangi gerçeklikteyiz? Ahmet bu oyunu bugün bitirebilecek miydi? Delirmeden demiyorum artık çünkü çoktan delirdim sen. Benim kafa gitti. Gideli bir yarım saat oldu hatta benim kafa. Ay alevlerde yanasın inşallah. Öyle oyunu bitirince yakacağım lan. Bu siteyi yakacağım oğlum.
İlla ki bitireceğim lan. Ha, hayırdır lan? Her ne kadar öküz gibi yorgun ve şanssız da olsak bitireceğiz. Evet, gene siyah nokta geldi tam böyle kucağımıza, dedi ki yo geçmiyorum ki dedi. 30 abartı olarak kullanacaktım, fark ettim 200 kere ölüşümüzü geri aldım anasını satayım. E kardeş sen de abartma galiba. Allah Allah. Çok yorgunum. Yapamıyorum artık. En basit şeyi bile yapamıyorum. Oha! Oha kardeş. Nasıl dışarı değdim de yandım la? Anlamıyorum ki ne kadarım değmesi gerekiyor dışarı. Şu güya yakıyor beni ama şu an yanmıyorum. Tamam, this is it ya. Is it babu. Sadece şans var babu. Verdin mi? Verdi gibi. Şu an hiçbir şey görmüyorum ne oluyor. Mutluluktan ağlasam çok mu duygusal olur? Geldik zurnanın zırt dediği yere mi şimdi? Ben şu paraları alıp geri dönsem, gerçi ne değişecekse. Neyse bir onu yapasınlar, bir paraları alıp kurtarasınlar kendimi. Hiçbir artısı olmayacak bize ama. Gelecek anlamda hiçbir artısı olmayacak. Çünkü her türlü böyle buradan geçeceğiz geri. Şimdi buradan aş... Neye öldük la? Şurayı bile geçemiyorum oğlum. Ne kadar yorgunsam artık. Burası kolay. Buraya geçiş kolay şimdi. Şimdi dayılar. Önümde su var bir kere. O su beni yok edecek. O su beni yok etmeden benim hızlıca aşağı diye geçmemiz gerekiyor. O geçişinde de biz ikiye bölüneceğiz eminim. Çünkü full su var orada. Su bizim kriptonitimiz, unutmayın. Şöyle bir deneme yapsak. Oğlum. Oh. Mua. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bura ne? Sola gidiyor. Dur, menü değil. Map. Bura yukarı gidiyor. Ben buradan hızlıca bir yukarı gitsem, bir orada ne olduğuna baksam olur mu? Unuttum çünkü. Ben ne oynadığımızı da unuttum. Her şeyi unuttum şu an. O bir yukarı gitmem gerekiyor benim. Ha tamam. Yukarıda hiçbir giriş yok. Öldür bakayım beni. Tamam, şimdi buradayız. Çok gün mükemmel. İnanılmaz. İnanılmaz. Sanki zorlu bölümler bitmeliydi.
Bu arada aşağı fırlattı beni. Gören oldu mu bilmiyorum ama. Abicim köşeler fırlatıyor. Şimdi yeni mi eklediniz onu? Ben buzlu yerde 30 bin kere denedim, işlemedi o da. Demeye çalıştığım şey şu an olursa ölmezse zıplamadan öldürtüyor çünkü. Şu köşeye gelip yukarı bastığınızda zıplıyor. Sola doğru kayıyor böyle. Ben de burada tonlarca köşe koyduğu için ve dip dibe yaptığı için mecbur basılı tutarak gidiyorum. O da zıplatıyor. Orada hiçbir checkpoint görmüyorum ben burada. Yani ebesin hikayeymiş kardeş. Bir anahtar... Bak şurada bir tane boşluk var. O büyük ihtimalle şurayı açıyor. Hangisi ama o? Baba bak, baba bak, bak kenarlara fırlatıyor. Görüyor musun? O iğrenç bir şey işte. Bir de onu düzeltmeye çalışıyorsun her seferinde. Abicim onca bölümden sonra burayı benim geçme şansım yok ki ya. Buraya temiz kafayla gelin. Bak gene sağa gidiyorum. Sol alta fırlatıyor falan. Bak gene aşağı fırlatıyor. Orada ciddiyim, benim burayı bu kafayla geçme şansım yok. Normalde geçerim. Çok zor bir şey değil. Bu tarz bölümler doluydu önceki versiyonlarında da. Ama şu an ölmüş bitmiş durumdayım yani. Bu Camel, GG Camel'ı şu an. Bir de anahtar kontrolü yapmamız gerekiyor. Abicim yapma şunu. Heh. La yapma. Allah Allah, köşeye köşeye fırlatıp duruyor. Bir dümdüz hareket edemiyoruz. 30 kere düzeltmeye çalıştım, düzelmiyor da. Bak gene düzelmedi. Ne kadar gıcık bir şey ya. Baba baba bak. Ama o bug olduğu sürece bu çok gıcık ki. Hiçbir yerde nefes alamıyorsun yukarı aşağı giderek. Hani ritmi tutturursan bile nefes alamıyorsun çünkü saymıyor. Fırlatıyor seni. Gene fırlatıyor. Sıfır nefes almadan geçmen gerekiyor teknik olarak. O da açık zor gibi. Ha? Baba bak gene fırlattı. Köşeden fırlatıyor durmadan. Save alıyor mu ki ya? Şu an ölsem mesela, yani kapatsam save alır mı ki? Ben onu merak ediyorum. Bir tane anahtara ulaşmam lazım. Minimumundan keşeyi göreyim. Daha doğrusu bir tane değil, iki taneye ulaşmam lazım. Ki doğru anahtarı göreyim. O anahtarı alıp, büyük ihtimalle o anahtar hangisi biliyor musun? Şu. Şurayı açan büyük ihtimalle şu. En gıcık ya veya şu. Hani şu değildir büyük ihtimalle çünkü o ağzında sadin. O kadar iyi yapmazlar, iyilik dokunmaz. Aman diyeyim sadin. Ben hardcore oynasam ne farkı vardı mesela şu an? Zaten bir checkpoint görmüyorum ben şahsen.
neye değdim? Soldakine değdi derse valla küfredeceğim galiba. Çünkü eğer ritmin dışındakine değdi diyorsa bil ki oyun diyorum. Oyun sağ olsun yine salaklığını yapmıştır. Baba, oğlum sağ sol yapmam gerekiyor da teknik olarak. Beni niye yukarı zıplatıyorsun ki sen? Yok, ben bırakıp temiz kafayla gelmek zorundayım. Olmuyor çünkü. Birkaç kere daha deneyeyim. Olmadı artık. Save alır mı almayayım mı ondan da emin değilim ama yarın sabah çekmeye çalışırım. Bir anahtarı alsam gam yemeyeceğim şimdilik. Hem nereye açtığını görmüş olacağım. Yarın da ona göre davranırız. Ama işte çok zor. Nereye açtı? Kötü yere açtı. O üstü açtı. Nereye açtı? Diğer yere açtı. Hiçbir işime yaramayacak yere açtı teknik olarak. Bir dakika, diğer yeri mi açtı? Cidden şuradaki mi? Tamam, o zaman çok da şey değil aslında. Gerçi oraya gidiş kolay değil. En uzun yol da. Ha, o yüzden yapılmış. Tamam. Bu ya bu ikisini al. Çünkü bunlar şeye yakın, girişe yakın. Bir de işte muscle memory'ni ayarlarsan alıp checkpoint, alıp checkpoint sonra oraya rushlayabilirsin. Ama bence şunu alıp gitmek daha kolay lan. Çünkü teknik olarak bu ikisini alıp checkpoint hani mantığıyla alırsak, checkpointlersek bu ikisini tek girişimiz şu yol kalıyor. Ama o yol da kolay değil ki zaten. Yani o yola gitmeye çalışacağımıza şuradan aşağı inip şunu alıp şuradan gitmeye çalışmak daha mantıklı olur. Ama bu temiz kafayla daha kolay olur. O yüzden ben şimdilik dinleneceğim. Zaten sizin için bir kesit olmayacak. Onu editlerim. Dinlenmiş kafayla geri geliyorum. Evet gençler. World's Hardest Game Level 4'un Part 2'sini izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.